Merhabalar. Bir önceki videoda Instant Recovery işlemiyle backup'tan geri dönüş yapmıştık. Yani anlık kurtarma, hızlı kurtarma işlemi diyebiliriz buna. Hızlıca backup'ımızı açıp ortamımızda çalışabilir hale getirmiştik. Şimdi bir başka seçenek olan Restore Entire VM yöntemiyle ilerleyelim. Oraya gelmeden önce görmüş olduğunuz gibi ben klasör bazında backup aldığım için dün backup'tan açtığım VM test R makinesinin de backup'ı alınmış oldu. Otomatikmen vCenter bunu ortama dahil etti. Ben hiç böyle bir işlem elle ekleme işlemi yapmadım. Kendisi klasör bazında aldığım için o klasörün altında da bu VM restore edildiği için otomatik backup'a dahil etti. İşte klasör bazında belirtmemizde böyle fayda var. Şimdi açacağım makinenin üzerine geliyorum. Restore Entire VM diyorum. Entire VM seçeneği kalıcı olarak kurtarıyor. Yani instant anlık ve geçici. Restore Entire da kalıcı olarak kullanılıyor. Bunu alırken makine power on durumda olmuyor. Power off bir şekilde makineyi backup'tan dönüyor ve ondan sonra power on diyor, açıyor makineyi. Şimdi kurtaracağımız makineyi istediğimiz dönüş noktasında, kurtarma noktasında dönebiliriz. Ben yine en güncel haline döneyim. Okey diyeyim. Next diyorum. Burada karşımıza seçenekler çıkıyor. Restore to original location. Burada orijinal lokasyonuna makinemizi döndürebiliyoruz. Hiçbir değişiklik yapmadan makinenin backup'ı alındığı yere otomatik olarak dönüş yapılabiliyor. Restore to new location diye bir seçeneğimiz var. Farklı ayarlarda yeni bir lokasyona dönüş seçeneğimiz var. Staged Restore'da backup direkt açılmadan önce izole bir laboratuvar ortamında makineyi açıyor ve burada siz komutlarınızı çalıştırabiliyorsunuz makineyi kalıcı hale getirmeden önce. Buna hiç ihtiyacım olmadı ama illaki kullanıldığı yerler vardır. Ben genellikle Restore to New Location seçeneğiyle ilerliyorum. Çünkü benim için daha kontrollü oluyor. Next diyorum. Hatta bu seçenekle ilerlemeden önce bir burada üstteki seçenekle bir next diyelim. Neler olduğunu görmüş olalım. Burada Restore to Original Location'ı seçtiğimizde altta bir sekme daha açılıyor. Quick Rollback diye. Restore Changed Block Only diye bir açıklaması da var. Bunu şöyle izah edebiliriz. Örneğin meydana gelen bir sorundan dolayı sanal makineyi geri yüklemek istiyoruz. Bu nasıl bir sorun olabilir? Bir uygulama hatası olmuştur ya da kullanıcı yanlışlıkla bir şey silmiştir o makine üzerinde. Siz bunu seçtiğinizde hali hazırda production ortamında olan VM'in üzerine sadece değişen dataları yazıyor. Komple bir kurtarma yapmıyor. Bu da hızlı bir şekilde makinenin ayağa kalkmasını sağlıyor. Böyle bir deneme yapabiliriz. Bunun için bir hazırlık yapmam lazım. Onu bir sonraki videoda ya da daha sonraki videolarda deneyebiliriz. Bu böyle bir seçenek. Ama bunun sadece bu tarz işlemlerde kullanılması tavsiye ediliyor VM tarafından. Bir dosya silinmiştir, bir uygulama çökmüştür. Böyle bir durumda öneriliyor. İşletim sisteminin dosyası silindiyse ya da makine bir hatalı kapanma sonucu çalışamaz hale geldiyse öyle durumlarda kurtarılması, bu şekilde kurtarılması tavsiye edilmiyor. Burada da yazdığı gibi next diyorum. Burada Instant Recovery'de de görmüş olduğumuz bir seçenek var. Makineyi açarken malware taraması yapıyor ve bu malware bulunursa makineyi kurtarıyor ama adaptörü disable ediyor ya da VM kurtarmayı sonlandırıyor ya da taramaya devam ediyor bulsa bile diye bir seçenek var. Bunu seçmiyorum. Next diyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok bir seçenek çıkarmıyor aslında. Next diyelim. Mevcut olan VM'i de sileceğim diyor. İşte ben bunu istemediğim için bu şekilde ilerlemiyorum. VM'i göster diyorum. Bu makineyi ortamımdan silecekmiş. O yüzden ben şu an finish deyip bu job'ı çalıştırmıyorum. Cancel diyorum. Kurtarmadan iptal ettim. Tekrardan restore entire diyorum. Ve burayı hızlıca geçip ekseriyetle kullanmış olduğum seçenekle devam etmek istiyorum. Makinamı yeni lokasyonda kurtaracağım ve farklı ayarlarla kurtaracağım diyorum. Next diyorum. Burada VM testimi seçebiliyorum. Burada host'u da seçebiliyoruz. İstersek başka host'un üzerine de taşıyabiliyoruz. VM 3'e taşısın. Resource pool'um şu an ortamda aktif kullanmıyorum. Çok önemli değil. Data Store'da da kurtaracağı diskleri gösteriyor. Buradan da kurtarma şeklini seçebiliyorsunuz. Tin, Tick gibi seçenekleri seçebiliyoruz. Peki buradan hariç bırakabiliyor muyum? Onu test etmek istiyorum açıkçası. Kurtarma diyebiliyor muyum? Burada diski ayıramıyorum. Yani burada
hariç bırakamıyorum. Next diyorum ve kurtaracağım lokasyonu klasöre belirtmemi istiyor. Ben burada makinenin mevcut adını görüyorum, NameDBMTest. Kurtardıktan sonra gözükeceği ismi de görüyorum ve bunu değiştirmek istiyorum. Yeni bir isim vereceğim. Prefix de ekleyebilirim, new derim ya da suffix eklerim, sonuna restored diye eklerim. Okey dedim. Next diyorum. VM Network ayarları var. İstersem Network'ten disconnect edebiliyorum. Network'te kalsın. Çok sorun değil şu an. Yine malware taraması yaptırabiliyorum. Buraya özellikle değinmeyeceğim. Next diyorum. Next diyorum. Ve kurtardıktan sonra makinamı power on etmesini istiyorum. Finish diyorum. Bakalım bu job ne kadar sürecek. Hemen vCenter ortamında yansımasını bir görelim. Recent testlere geliyorum. Şu an burada bir hareket yok. Bakalım. Görmüş olduğunuz gibi burada sanal makineyi oluşturdu. VM test restored diye. Şimdi burada açma işlemlerini yapacak. Şu an sanal makinenin VMX halini oluşturuyor diyeyim. Belirttiğimiz konfigürasyonları. Konfigürasyonlarda bir değişiklik yapmadık ama hani burada belirttiğimiz konfigürasyon ayarlarında orada sanal makineyi oluşturuyor. Şu an burada iki hard disk için bir kurtarma işlemi yapıyor. Yine bu noktadan sonra tamamlanmasını size videoda bekletmeyeceğim. Tamamlandığı an kaydıma devam edeceğim. Şu an kaydımı durduruyorum. Evet, backup job'ı tamamlandı arkadaşlar. Restore completed dedi. Yaklaşık 7 dakika sürdü. Transfer ettiği datalar da yaklaşık 20 GB. Zaten sanal makinemizin boyutu o kadardı. Close diyorum. Success'a geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada full VM restore diye bir log oluşmuş. Success olmuş. Ortamıma geldiğimde de VM test restore isimli makinamı görüyorum. Yine backup işlemi başarıyla, yine backup restore işlemi başarıyla gerçekleşmiş oldu. Restore entire VM seçeneğiyle ilerledik. Bu videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.